Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda kurum dışı kamu işçi alımları hakkında konuşmuş olacağız. Bu personeller hakkında size bilgi aktarmış olacağım. Biliyorsunuz ki şu sıralar birazcık daha artmış oldu. Yani ilanlar gelmeye devam ediyor. İlanlar biraz çoğalmaya başladı arkadaşlarım. İlanlar çoğalırken işte şartları uymayan dostlarımız veya işte farklı illere atama olacağından kaynaklı hocam kendi ilimde hiç alım yok mu veya bunu nereden takip edebilirim? Nerelere başvurabilirim? Başvuru koşullarını veya tarihlerini kendim bizzat nereden öğrenebilirim gibi sorular da gelmeye başladı arkadaşlarım. Şimdi bunun bilgisini size aktarmış olacağım. Kurum dışı kamu işçi alım ilanlarından bakabilirsiniz. Hemen hemen her gün veya haftada birkaç ilan gelmiş oluyor arkadaşlarım. Farklı farklı illere, farklı farklı kurumlara, müdürlüklere veya şirketlere, holdinglere alımlar oluyor arkadaşlar. Personel alımı oluyor, işçi alımı oluyor, memur alımı oluyor, mühendis alımı oluyor. Veya bunların dışında EKPS dostlarımız için de bazen ilanlar açılabiliyor arkadaşlarım. O yüzden sizler kurum dışı kamu işçi alım ilanlarına gittiğiniz takdirde mesela şu an burada hali hazırda 75 adet farklı kurumdan ilanlar mevcut arkadaşlarım. Farklı farklı yerlerden farklı personel alımları oluyor, memur alımları oluyor, işçi alımları oluyor, daimi oluyor, geçici oluyor. Hani bunları da değerlendirmiş olun arkadaşlarım. Özellikle hani üniversite okuyorsun, 3-5 aylık bir süreç boşluğun var veya işte bu süre mesela pandemi sürecinde bayağı bir boşluk oluşmuştu. Sizler buraya başvurduğunuz takdirde 6 ay, 7 ay, 8 ay süreli bir şekilde çalışabiliyorsunuz arkadaşlarım. Maaşlar da iyi yani. Hani en düşük asgari ücretle maaş veriyorlar arkadaşlarım. Bunun bilgisini net bir şekilde aktarmak istiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum sizlere. Kurum dışı kamu işçi alım ilanlarının linkini ben zaten açıklama kısmına bırakmış olacağım. Her telefon formatına uymayabilir. Sizler mesela buraya geliyorsunuz. Aydın'ın personel alımına bakacaksınız. Aydın personel alımına bakarken indiremeyebilirsiniz. O yüzden farklı telefonlardan, farklı bilgisayarlardan denemeye çalışın. İndirmeye gayret göstermiş olun arkadaşlarım. Orada iletişim numaraları, başvuru şartlarını, nereden başvuracağını, bütün hepsini görüntülemiş olacaksınız arkadaşlarım. Demiş olduğum gibi ben bunu yorumlar kısmına sabitlemiş olacağım ve açıklama kısmına da bırakmış olacağım. Oradan da bu linke ulaşmış olacaksınız. 75 tane ilan var burada. Farklı farklı üniversite, kurum, demiş olduğum gibi şirket veya işte holdinglerin açmış olduğu ilanlar hepsi burada yer alıyor arkadaşlarım. Sizler buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca de İşkur sayfasından açık iş ilanlarından da bunlara veya farklı farklı ilanlara da göz atmış olabilirsiniz arkadaşlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve güzel noktaya gelmiş olursunuz diye umut ediyorum. Farklı ilanlar mevcut. Duyurular geliyor. Bu süreçte hele ki 2023 yılına kadar bayağı bir artış olacak arkadaşlar. Hani seçim dönemi yaklaştığı takdirde de had safhaya ulaşmış olacak diye düşünüyorum arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve en güzel noktaya gelmiş olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlarım. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgi, süreç, atama ve duyurudan haberdar kalmayı unutmayın. Demiş olduğum gibi şu süreçte alımlar bayağı bir çoğalmaya başladı. İnşallah daha da fazla olur ve sizlere en iyi şekilde aktarmaya gayret göstermiş olacağız arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlarım.